Hayatımızı kolaylaştıran teknoloji evrenindeki yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi yepyeni teknolojik ürünleri tanımak üzere Megavizyon'dayız. Pazarlama Müdürü Hayrullah Öztürk bize yeni ürünler hakkında bilgi verecek. Listen up, y'all, 'cause this is it. The beat that I'm banging is delicious. Fergalicious definition, make them boys go loco. They want my treasures so they get their pleasures from my boats. So you can see me, you can't squeeze me. I ain't easy, I ain't sleazy. I got reasons why I tease them. Boys just come and go like seasons. Fergalicious, so delicious. But I ain't promiscuous. And if you were suspicious, all that shit is fictitious. I blow kisses. That puts them boys on rock, rock. And they be lining down the block just to watch what I got. So delicious. It's hot, hot, it's so delicious. I put them boys on rock, rock, it's so delicious. They wanna taste of what I got. Bu hafta sizlere tanıtacağımız ilk ürün Sonic Gear markasının 2008 yılında Türkiye'ye gelen lambalı 2+1 modeli. Ürünümüzde bir adet amfi bulunmakta. Bu amfinin özelliği daha öncelerde profesyonel ses sistemlerinde kullanılan lamba olması. Lambanın özelliği de sesi mümkün olan gerçeğe en yakın haliyle verebilmesi. Şu anda bu sistemi kullanan sadece profesyonel ses sistemleri bulunmakta. Sonic Gear markası bu sistemi ev kullanıcılarına yönelik daha makul fiyatlarla tasarladı ve 2008 yılında Türkiye'de satılmaya başlandı. Ürünümüzün özelliklerine bakacak olursak, ürünümüzde 2 adet ahşap kolon bulunmakta. Bu kolonların üzerinde bir middle bass ve bir adet de tweeter mevcut. Ürünümüzün ses kalitesi ahşap olduğundan dolayı mükemmel. Özellikle amfinin özelliklerinden bahsedecek olursak, hemen yan tarafında iki adet bağlantı girişi mevcut. Bunlardan bir tanesi kulaklık girişi. Ürünümüze dışarıdan kulaklık takılıp da kimseyi rahatsız etmeden kişisel olarak da kullanım mümkün. Bunun yanında bir adet de mikrofon girişi mevcut üründe. Mikrofon girişi de yine bilgisayar kullanımı sırasında mikrofonumuzu rahatlıkla kasanın arkasına eğilmeden kullanabilmeyi sağlar. Lambanın özelliği, dediğimiz gibi sesi gerçeğe en yakın haliyle verir. Bu sistem şu anda Türkiye'de sadece bu üründe var, bu markada var. Ve amfimizin üzerinde volüm açma kapama ayarı mevcut. Gayet duyarlı bir ses kontrolü var. Artı açma kapama opsiyonu da yine aynı ünite üzerinde yer almakta. Ayrıca ürünümüzde bir adet uzaktan kumanda mevcut. Burada da fonksiyonlar bas ve volüm ayarlarından mevcut. Bu hafta sizlere anlatacağımız ikinci ürün bir ürün ailesi. Jivin kamera grubundan pet kameraları anlatacağız. Bunlar görünüşte her biri birer oyuncak gibi ama incelediğimizde bunların birer casus kamera olduğunu görüyoruz. Çünkü normal oyuncaktan farklı olarak burnunda ya da vücudun değişik yerlerinde kameralar mevcut. Bu kameralar da diğer kameralar gibi gayet güzel görüntüye sahip. 500K çözünürlüğü var ve 210 sensör kullanıyor. USB'den bağlanıyor. Çok rahat bir şekilde kurulumu yapılabiliyor USB kablo sayesinde. Ve içinden bir tane driver çıkıyor. Driver'ını kurduğunuzda evinizde köpek görünümünde ya da diğer oyuncak görünümünde bir kameraya sahip oluyorsunuz. Normal kameralardan sıkılanlar için çok güzel bir çözüm. 10 modeli mevcut. Şu anda görmüş olduğunuz 6 modelin haricinde yeni gelecek 4 model daha mevcut. Bu seneki ürün grubumuzda en çok ilgi çeken ürünlerden bir tanesi. Listen up, y'all, 'cause this is...
Bu haftaki son ürünümüz Skypal Mouse ailesinden 3 farklı tasarımı sizlere göstereceğiz. Bu mouse'larımız her biri diğer standart mouse'lardan farklı. Bir tanesi görmüş olduğunuz üzere bir uçak. Bu uçağın neresi mouse diye düşünüyorsanız şu arkada görmüş olduğunuz kanadın bir tanesi sağ tuş, diğeri de sol tuş. Yine ortada görmüş olduğunuz kuyruk pervanesi de scroll olarak kullanılmakta. Önde görmüş olduğunuz yine ergonomik bir dizayna sahip. Kullanımda da oldukça rahat bir ürün. Aslında uçaktan mouse olurum demeyin. Diğer mouse'lara göre daha rahat. Diğer mouse'umuz ise bir sağlık mouse'u. Neden sağlık mouse'u? Çünkü bu ürünü kullanırken kolunuzu bükmek zorunda kalmıyorsunuz. Diğer standart mouse'larda kolunuz görmüş olduğunuz gibi bir bükülme söz konusu oluyor kolunuzda. Bu mouse'u kullanırken ise çok rahat bir şekilde kolunuzun olağan şekliyle bu mouse'u kullanabiliyorsunuz. Bu patentli bir üründür. Skypal markasının şu anda Türkiye'de satışa sunmuş olduğu bir üründür. Ve sağlık açısından da uzun süreli kullanımlarda çok rahat ve uygun bir üründür. Üçüncü ürünümüz de bir araba. Diğer mouse'lar gibi ön kısmında sağ ve sol tuşları var. Scroll tekerleği mevcut. Ve çok şık bir görünümü var. Özellikle çocuklara teknolojiyi alıştırmak adına bu iki ürünümüz oldukça işe yarar görünüyor. Ürünlerimiz USB'den çalıştığı için çok rahatlıkla da kurulum sağlanabiliyor. All the time I turn around, brothers gather round, always looking at me up and down, looking at me. I just wanna say it now, I ain't trying to round up drama, little mama, I don't wanna take it. And I know I'm coming off just a little bit conceited, and I keep on repeating how the boys wanna eat it, but I'm trying to tell that I can't be treated like clientele, 'cause they say she delicious, but I ain't promiscuous, and if you were suspicious, all that shit is fictitious. I blow kisses that puts them boys on rock, rock, and they be lining down the block. Dijital olarak kaydedilmiş radyo yayını ya da benzeri bir yayının internet üzerinden erişilerek kişisel müzik çalara indirilebilmesine podcasting deniliyor. Peki podcasting yayını nasıl yapılır? Bu soruya Optimist Yayınlarından çıkan Podcasting adlı kitapla cevap bulacaksınız. Podcasting, iPod'la broadcasting yani yayın kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuş popüler bir kavram. Podcasting'i internet üzerinden müzik, yazı, görüntü dosyalarını almayı ve dağıtmayı sağlayan teknoloji olarak da tanımlamak mümkün. Podcasting'in ilk uygulamaları radyonun zaman sınırlamasını aşmak içindi. Abone olunan podcast'i bilgisayara indirdikten sonra dilediğinizde iPod veya MP3 çalarınızda dinleyebilmeniz için yola çıkılmıştı. Sonraları çok farklı şekillerde kaydedilen programların internet üzerinden dağıtılmasına geçildi. Optimist Yayınlarından çıkan Podcasting kitabı, bu uğraşınızda her zaman yanınızda olabilecek bir rehber niteliği taşıyor. Kitapta, yazılım kuruluşundan ilgili programların nerelerde bulunabileceğine, sorunlarla nasıl başa çıkabileceğinizden, kendi podcast programınızı nasıl yapıp dağıtabileceğinize kadar çeşitli bilgiler yer alıyor. Dinleyip dinletmek, anlatıp öğrenmek ve hayal gücünü paylaşmak için kitabı alıp okuyun ve podcastingden yararlanın. Sanal alemdeki rehberiniz Teknolojik'ten şimdilik bu kadar. Teknolojik'in bugüne kadar yayınlanan tüm bölümlerini www.tekno-logik.tv adresinden izleyebilirsiniz. Programımızla ilgili görüş ve önerilerinizi info@tekno-logik.tv adresine bekliyoruz. Bilgisayar ve internet dünyasındaki yeni gelişmelerle haftaya tekrar buluşmak üzere.